Herkese merhabalar. 5 Kasım Pazar tarihindeyiz. Kasım ayının ilk haftası Borsa İstanbul açısından hareketli başladı. Bir yandan bilançolar gelmeye devam ediyor. Şirketler birbirinden ayrışacağı bir döneme giriyor olabiliriz. Onun dışında Borsa İstanbul'a sert bir fitil geldikten sonra yukarı doğru tepki hareketleri yapmıştık. Bu tepki hareketleri acaba yarına devam edecek mi merak içinde bekliyoruz. Tabii ki Borsa İstanbul'un grafiği birazcık sıkıştı gibi görünüyor. Yukarımızda dirençler var, aşağımızda destekler var. Daha önceki düzeltme hareketine baktığımız zaman biraz daha sanki yukarı gidip ondan sonra tekrardan aşağı gelme ihtimalimiz de var gibi. Dolayısıyla zigzaglı bir dönem içerisinden geçiyoruz. Bu dönemde şirketlere odaklanmanın özellikle ben önemli olacağını düşünüyorum. Yatırımcılar açısından en azından bu fiyat hareketleri ve testereler içerisinde çok sık alsat mevzusuna girip para veya hisse kaybetmeleri çok iyi olmayacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki birkaç haftanın da ben bu şekilde zigzaglı gideceğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü böyle düşüşlerden sonra, düzeltme başladıktan sonra bir V şeklinde yükselme genellikle görmüyoruz. Birazcık aşağı doğru Z şeklinde gelerek belli bir düzeltme hareketini tamamlıyoruz. Burası genelde %15, 20, 25, 30 olabilir duruma göre. Ondan sonra da yukarı doğru bir formasyonla veya yine yavaş yavaş benzer şekilde trend dönüşüyle çıkmaya başlıyoruz. Tabii ki bizim borsamızda günlük marjlar çok yüksek oluyor. Hani %3 yukarı, %2 aşağı, %5 yukarı, %4 aşağı gibi şeyler görebiliyoruz. Ama genel görünüme baktığınız zaman o %15-20'lik düzeltmeyi belli bir süre içerisine yediriyorlar. Dolayısıyla ne almak için ne satmak için çok fazla acele etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Satmak isteyenlere yukarı tepki hareketleri fırsat verecekken almak isteyenlere belki aşağı doğru işte fitil hareketleri geçen mesela çarşamba günü olduğu gibi fırsatlar verecektir arkadaşlar. Acele etmeden panik olmadan devam demek istiyorum. Endekse bir göz gezdirip 4 tane bilanço seçtim. Sizler için bilançolara bir gidelim. Şöyle kendimi hızlıca küçülteyim. Yasal uyarımızı gösterelim. Burada alsat tavsiyesi vermeyeceğiz. Yatırım danışmanlığı kapsamında bir video değildir arkadaşlar. Burada bilginin yayılması, eğitim amaçlı ve muhabbet amaçlı analizler yapıyoruz. Şirketlerimizin gidişatını inceliyoruz. Yatırım yapıp yapmamak herkesin kendine kalmıştır diyelim. Şöyle kendimizi küçültelim. Hızlıca BIST 100 grafimize gidelim. Şimdi en son analiz yaptığımızda sanırım Perşembe günüydü. Perşembe gününden bu yana bir değişme var mı dersek. Şöyle baktığımızda Perşembe günü yeşil mum yakmışız. Cuma günü yeşil bir mumla bitirmişiz. Ben Cuma Cumartesi analiz yapamadım, video yapamadım işlerim dolayısıyla. Dolayısıyla bugüne bırakmış olduk arkadaşlar. Özellikle baktığımız zaman ne demiştik? Düşen trendimiz devam ediyor. Düşen trendimizin alt kısımlarına doğru bir fitil atıp kanalımızı aslında burada kabaca bir belirlemiştik. Ve bu kanal çalışıyor mu çalışmıyor mu diye takip etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yukarı tepki hareketleri oluyorsa bile maksimum orta banttan bir mesela anlamlı tepki alırsak bu kanala birazcık daha fazla riayet edebiliriz. Şu an ama düzeltme hareketinin çok başındayız diye düşünmemiz lazım. Tabii ki böyle durumlarda eski hareketlerle bir kıyaslamak lazım. Yani bu düzeltmelerde ne oluyor? Aşağı doğru birdenbire mesela alabilirler mi bize diye baktığımız zaman. Şimdi önceki düzeltme hareketinin başladığı kısımla şu anki düzeltme hareketinin başladığı kısma baktığımızda aslında benzer. Yukarı doğru gidiş sonrası aşağı doğru geliniyor. Ondan sonra tekrardan bakın yukarı doğru tepki hareketleri geliyor. Demek ki burada çok güzel tepki hareketleri bile gelse 1, 2, 3 bakın o zaman 7 günlük ciddi bir yükseliş hareketi olmuş ama eski zirveyi geçememiş. Dolayısıyla burada tepki hareketlerinin devamı bile gelse eski zirveyi en azından geçmediği sürece tekrardan her zaman aşağı düşme ihtimali var. Burası ne dedik? Düşen trend kanalları zaten alçalan zirveler ve alçalan diplerden oluşur. Şimdi eski durumumuza baktığımızda 7 gün üst üste yeşil bile yansa endekste düzeltme bitmiş diyemiyoruz. Düzeltmenin tamamen bitmiş olması için eski zirveyi bakın ta bu bölgede geçmişiz. Eski zirvenin geçilmesi lazım. Dolayısıyla burada kanalı kırsak bile ve test sonrası eski zirvenin geçilmesi net bir mesaj oluyor bize. Dolayısıyla trendi takip edenler için aslında bu trend döndü demek için çok erken. Dolayısıyla buradaki tepki hareketlerini takip etmek gerekiyor. Özellikle Borsa İstanbul'da son 3-4 gündür hatta son 1 haftadır çok bariz bir değişiklik yok. Bakın 2 tane dar bant arasında sıkışmış durumdayız. Onun dışında 100 günlük hareketli ortama yukarıya geldi dayandı. 50 günlük 21 günlük EMA aşağıya doğru geldi ve bu araya sıkıştık. Dolayısıyla buradaki hareketleri takip etmemiz lazım. Özellikle 51, 55 ve 21 günlük EMA yukarı doğru kırılırsa yukarıya doğru bence tepkiler gelecektir. Özellikle de şuradaki daha önceki anlamlı seviyeler olan işte altılı oran seviyesini çizmiştik mesela biz. 8141 noktasına kadar gidilebilir. 8141'in üzerine geçilmediği sürece endeks bence yukarıdan aşağıya doğru baskılı olacaktır. Dolayısıyla çok böyle iştahlı olmamak lazım. Kimin iştahlı olması lazım? Hisselerini ucuz fiyatlardan alan kişilerin daha çok iştahlı olması lazım. Kısa vadede işte ben buradan alayım yukarı doğru kazanırım diyenler bu bölgelerde özellikle orta banda yakınsa çok fazla iştahlı olmamaları lazım. Yine aşağı bantlara gelirse yani şu bölgeye düşen kanalımızın alt taraflarına doğru sert fitiller atma olursa
Bu bölgelerden belki işte tepki hareketine oynanabilir diye düşünüyorum ama uzun vadeciler için hisselere odaklanmak çok çok önemli. Çünkü neden? Gene size iki tane örnek göstermiş ama son bir haftadır endeksimiz yatay gidiyor gibi duruyor. Ama mesela gelin bir Tüpraş'a bakalım. Tüpraş'a bakın arkadaşlar, 128'den 150'ye doğru bir gidişat yapmışız. Ne olmuş? Endeksten bir ayrışma olmuş. Peki önceki haftalara gittiğimizde, yani şu son %17'lik yükselme öncesi haftalara gittiğimizde endeks yukarı giderken Tüpraş'ta bakın önce hızlıca yukarı gidiyor, ondan sonra aşağı doğru erkenden gelmeye başlamış. Bu ne demek? Endeksten birazcık ayrışmış. Endeks yukarı doğru giderken Tüpraş aşağı geliyor. Şu an endeks yatay giderken Tüpraş yukarı doğru gidiyor diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla mesela burada bir bilançonun iyi gelme durumu ve erkenden düzeltme görünümü vardı. Dolayısıyla siz işte endeks döndü deyip belli başlı bazı hisselere girecek olursanız ters hareketlerde kalabilirsiniz. Veya işte çok beklerseniz, hani endeks iyice dönsün ben hissemi o zaman alırım diye düşünürseniz çoktan sizin hisseniz düzeltmesini yapmış, yukarı doğru dönmüş olabilir. Dolayısıyla hisselere odaklanmanız bence çok çok daha önemli diye düşünüyorum. İşte mesela Türk Hava Yolları da bunlardan bir tanesiydi. Aşağı doğru endeksten önce inmeye başladı. Endeksi de ardına bir iki hafta sonra sürükledi. Ondan sonra endeks yatay giderken bakın son bir haftada özellikle şuradaki 202 bölgesi biraz önemli bir bölgeymiş. 202'den bizim diğer bir hani geçmesini aslında beklediğimiz şuradaki bölgeye kadar gelmiş ve kritik bir direncine dayanmış gibi duruyor 225 noktası. Ve şimdi burası da yukarı doğru kırılırsa belki ise endeksten önce pozitif bir trende girebilir. Zaten şu bilanço incelemelerini de yaparken sonunda teknik analizlere baktığımız zaman birçok böyle birbirinden ayrışmış hisseyi keşfedebiliyoruz. Dolayısıyla bunun tam tersi görüntüler de vardır. Hani şu an elimde çok fazla örnek yok ama şöyle ayrıntılı bir incelersek mesela Teknosa vardı. Bakın endeksten önce aşırı yukarı gidiyordu endeks yatayken. Ondan sonra alakasız bir yerde düzeltme hareketi. Ve şimdi çok volatil hareketler yapıyor. Bilançosu iyi. Eski zirvenin altına çok inmiyor. Endeks çok baskılı. Hissede ne yapacağını şaşırmış durumda. Özellikle böyle dönemlerde bence birazcık sakin, kenardan sessiz izlemekte fayda var. Bilançolar bitsin. 9 Kasım'da son bilançolar geliyor. Ondan sonra şu endeks en azından biraz kendini toparlasın. Düzeltecekse aşağı doğru iyice düzeltsin. Ondan sonra alımlara veya işte yatırımlara veya uygun yerlerden pozisyon açmaya devam etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama siz olun, bilançonuz iyi geliyor. Hissenizi beğeniyorsunuz, uzun vadeli düşünüyorsunuz. Hisseniz de uygun bir noktaya geldiyse endeksi çok fazla bence kafaya takmadan uygun olduğunu düşündüğünüz noktadan almanız lazım. Ve bu sebeple bilanço incelemelerine devam edeceğiz. Çarpanları da analiz edeceğiz. Yani geçen yıl nerelerden alıyorduk, bu yıl nerelerden alıyoruz. Durumlar nedir? Bilançolar iyi mi diye devam edeceğiz. Bugün Galatawind, Panaysan, Birisa, Egen şirketlerini inceledim. Bunlardan Galatawind ve Egen biliyorsunuz benim yakın takipimde portföyümde uzun zamandır var. Birisa'yı her dönem inceliyoruz. Panaysan'ı da geçen dönem dikkatimizi çekmişti. Bu dönemde incelemek istiyorum arkadaşlar. En azından bu çeyrekte bir inceleyelim neler olmuş diye bakalım. Şimdi enerji üretim şirketlerinin enerji fiyatlarının geçen yıldan bu yıla ani değişmesi sonucu ve düşük kalması sonucu zaten baskı vardı arkadaşlar. Özellikle birkaç şirket ayrışıyordu. Mesela Galatasaray'da güzel bir bilanço bence göndermiş. Çok fazla piyasa tarafından kabul edilmedi ama piyasada diğer enerji şirketlerine göre bence çarpanlar biraz zaten yüksek fiyatlamıştı ve önden gitmişti. Ve dolayısıyla birazcık yatay hareketleri yapmaya devam ediyor şirket. Ama şöyle baktığımız zaman satışlarını artırmayı başarabilen bir enerji şirketi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Zaten tamamen rüzgar ve güneş tarafında, yani yenilenebilir tarafta var Galatasaray. Özellikle buradaki satışların gitgide geri gelmesi durumu bu çeyrek tabi yaz mevsimi olmasına burada mutlaka etkisi vardır elektrik tüketimi açısından. Satışlar yukarı doğru gitmiş ama satışlar giderken Favök de yukarı doğru gayet rahatlıkla gitmeyi başarmış. Onun dışında net kar sütununa baktığında güzel bir bize net kar göndermeyi başarmış. Özellikle şöyle baktığımız zaman satışlar %24 artarken burada esas faaliyet karlarının %27 artırabilmesi gayet güzel. Net dönem kar tarafına baktığınız zaman burada net dönem kar marjına ve Favök marjında birazcık düşme olduğunu görüyoruz ama bunlar zaten gayet tabii beklenen şeyler. Çünkü enerji fiyatlarına baktığımız zaman birazdan size grafiğini göstereceğim. Nerelerden nerelere geldik? Bu kadar düşük enerji fiyatları varken Aksen gibi, Galatasaray gibi veya diğer işte enerji üretim tarafında olan şirketlerden zayıf bilanço gelmeleri gayet doğal. Ama Galatasaray bilanço açıklandıktan sonra güzel de bir temettü haberi açıkladı bize. Çok fazla bir temettü olmasa en azından şöyle %26 bu yıl zaten vermişti. %12'lik bir dağıtım yapmayı daha uygun gördüler. Toplamda bu yılki dağıtım oranı %38 gibi oldu. 2022 yılında %88'lik bir temettü dağıtmıştı. Yani hala aslında gelecek temettüsün üzerine ekstra temettü verme ihtimali var. Tabii ki bir yandan ciddi yatırımlara devam eden birçok kapasite artışı olan bir firma. Şimdi faaliyet raporunu okuduğumuz zaman da ne kadar kapasite artışını ve neden hani çarpanlarının biraz pahalı benim diğer enerji şirketlerine göre
Fiyatlarını da size açıklayacağım ama şöyle kabaca baktığım zaman %1 civarında 20 kuruşluk bir temettü gelecek. Tabii çok yeni bir şirket olduğu için düzenli temettü verme politikası da açıkladıkları için diğer uzun dönemlerde de ben takip edeceğim arkadaşlar. Temettü verimlerini, temettü portföyünde yer vermesek de en azından şu an uzun vade portföye ben almıştım bu şirketi. Takibe devam ediyorum. Ve öz kaynaklar tarafına baktığımızda tek çeyrekte %17'lik bir öz kaynak büyümesi var. Zaten Galata Wind arkadaşlar net borcu her zaman eksi olan bir firmaydı. Finansman borçları çok düşük oluyor ve kasasında da güzel nakit tutuyordu genellikle. Dolayısıyla ben zaten bu açıdan bu dönemden şirketi enerjilerde diye nitelemiştim. Birçok enerji şirketi borçluyken Galata Wind borçsuz devam ediyordu faaliyetlerini. Burada Galata Wind açısından en azından beğendiğim kısımdı diyebilirim. Şöyle kabaca bir bilançoda öz sermaye büyümelerinin yıllık bazda ve kar büyümelerine bir bakalım arkadaşlar. Özellikle benim Galata Wind'de en beğendiğim taraf. Şimdi tamam burada öz sermaye büyümesi çok yeterli değil. Gördüğünüz gibi 1600'den 2400'e çıkmış. %50'lik bir yıllık öz sermaye büyümesi burada kabaca görünüyor. Tamam küçük bir temettü de verdi arada. Bunun çok bariz etkisi yok. Ama enerji şirketlerine baktığınız zaman zaten benzer şeyleri göreceksin. Birçokları hiç enerji öz kaynaklarını büyütememiş enerji üretim tarafında faaliyet gösteren şirketlerin mevcut konjonktürden elektrik fiyatlarının geri gelmesine veya geçen yılın baz etkisi çok yüksek olmasından dolayı diyebiliriz. Özellikle Galata Wind'de diğer enerjilerden benim ayrı gördüğüm kısım brüt kar marjının çok yüksek olmasıydı. Bakın gördüğünüz gibi 1 milyarlık satış yapmış. Aşağı geldiğimizde 800 milyon burada brüt kar var. %80 brüt karla çalışan bir firma. Özellikle esas faaliyet kar tarafına baktığınızda %100'e yakın. Esas faaliyet kar marjı var bu firmanın. Aşağıya da indiğiniz zaman net kar marjı tarafına baktığınız zaman %80 yine net kar marjı var bu firmanın birazcık geçen yıl ortalamalara göre düşmesine rağmen. Geçen yılda neredeyse bakın %100 net kar marjıyla çalışan bir firma. Yani 1 milyar 187 milyon burada satış yapmış geçen yıl. 1 milyar 43 milyon kar etmeyi başarmış. İnanılmaz bir şirket. Ama işte buradaki satış büyümesi maalesef enerji fiyatlarından ötürü, elektrik fiyatlarından ötürü enflasyonun üzerine çıkamıyor. Birazcık boş bir yıl geçti diyebiliriz ama Galata Wind'de ben uzun vade düşündüğüm için özellikle yatay bile geçse fiyat çok fazla yukarı gitmediği için sevinebiliyorum. Fiyat zaten önden gitmişti. Bunun sebebi de yatırımlarının erkenden açıklanması ve bunlara düzenli şekilde devam edilmesiydi diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman FK tarafı 13.62 olduğu görünüyor. Firmanın piyasa değeri defter değeri 5.85 olmuş. Bir ara FK'lar gerçekten 20 civarlarına doğru gidiyordu bir şirkette. Biraz bilançolarına hani önceki yıllara paralel gelmesi seviyesinde diğer enerji fiyat şirketlerinin FK'ları yükselirken Galata Wind'in çok fazla yükselmedi. Bence en azından karlılığını korudu diye düşünüyorum bu dönem içerisinde. Şöyle bir kabaca öz sermaye karlı ne oldu diye bir şirketimize bakalım. Yani şu an 2 milyar 420 milyon öz sermayemiz var. 805 milyon kar etmişiz 4 çeyrekte. Hani bir çeyrek daha var. 1 milyar 100 milyon civarı kar yapabilir. Yani sonuçta bu çeyrek 365 milyon bize kar göndermiş. Hani 1 milyar 100 milyon bölü yıl ortası öz sermayesi dememiz lazım. Yıl ortası öz sermayesi de tahminimce 2 milyar 200 gibi bir değer olur. %50 öz sermaye karlılığı var. Şu an piyasa değeri defter değeri 5.85. Sanki hani bizim kriterlerimize göre ederinin bir tık üzerinde gibi duruyor bu şirket. Ama bu şirketin ciddi yatırımları var. Ve de bu yatırımlar gerçekleştikten sonra tekrardan %80 kar marjıyla, %90 kar marjıyla çalışmaya devam edecekse bu öz sermaye karlılığı 2024 ve 2025'te korunabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok fazla şişik bir öz sermaye karlılığı değil. Yani %50'yi sürdürerek az az yapacağı yatırımlarla, biraz da yatırımları inceleyeceğiz. %50'yi sürdürebilirse bence şu an ederinde olan bir firma. Yeni firma temettü politikası iyi. Halihazırda yatırımları var. Tamamen yenilenebilir tarafta faaliyet gösteren bir firma olduğu için ben Galata Wind'i tutmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ama bilançosu fiyatına göre bence olağan bir bilanço gelmiş. Beklenenlere de çok anormal, ters bir durum değil bu bilanço. Şöyle baktığımız zaman şimdi Galata Wind'deki en büyük sıkıntı dedik. 2023 Eylül sonu itibariyle bakın elektrik tüketimi 1 bölü 3 azalmış. Zaten elektrik tüketimi birazcık azalmış. Burası bir faktör, %1'lik bir faktör ama esas Galata Wind'i etkileyen şey bence buradaki enerji fiyatlarının bakın çok geri çekilmesi. Özellikle burada 3.700 civarlarına kadar geçen yıl bakın piyasa takas fiyatlarına çıktığını görüyorsunuz. Aşağıda tamam azami uzlaştırma fiyatları düşük ama bu yıla geldiğimiz zaman özellikle burada piyasa takas fiyatları 2.200'lere kadar gitmiş. Tamam burada azami uzlaştırma fiyatları da şu bölgede pardon 2023 AUF
bu civarlarda seyrediyor. Burası belki Galatasaray'ın birazcık fayda bile sağlıyor olabilir diye düşünüyorum. Şundan ötürü. Yani belki bilançonun bu kadar bozulmamasının bir sebebi de burası. Çünkü ne dedik? Bu yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar özellikle PTF ile AUF arasında bariz bir fark olduğunda PTF yüksek olan taraftaysa yani şurası AUF'si düşükse diğer AUF yüksek firmalara ekstra ödeme yapıyorlardı. Yani işte rüzgar enerjisi, güneş enerjisi bu firmalardan alınıyor, hidroelektrik santrallerinden alınıyor. Bunlar termik santrale, lignit vesaire oralara aktarılıyordu. Hani birazcık enerji işini biraz daha okursanız tam aynı tane edinebilirsiniz. Dolayısıyla burada fark çok açık olduğu için belki burada Galata Wind çok bariz kâr edemiyordu. Ama bu yıl ikisi birbirine yakın, kabaca tahmin edilebiliyor. Ama enerji fiyatları, elektrik fiyatları aşağı doğru geldiği için burada kârlaşma konusunda birazcık baskılanma var arkadaşlar. Bakalım takip edeceğiz. Önümüzdeki günlerde enerji fiyatları nerelere doğru gidecek. Burada tekrardan bir yükselme olursa Galata Wind'in son çeyreğe biraz daha iyi gelebilir. Ama Galata Wind'de benim asıl önemsediğim kısım buradaki santraller ve ekstra kapasite artırımları. Yani Galata Wind'de aslında buraya oynamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü kapasitesi gerçekten çok yüksek değil. 269 megawattlık bir kapasitesi var. Çok yüksek verimle çalışıyor. %80 civarı brüt kâr marjı olan bir firma. Burada Şahres, Taşpınar ve Mersin'de rüzgar enerji santralleri var. Çorum'da ve Erzurum'da güneş enerji santralleri var. Esas hasılatın büyük kısmı aslında burada Şah santrali yapıyor diyebilir. Çünkü büyük santrallerden bir tanesi. Buradaki anlaşmalarını görüyorsunuz ve satış fiyatlarını görüyorsunuz. Yani şöyle baktığınız zaman burada ne kadar her birinin ürettiği, ne kadardan satıldığı. Özellikle bakın Yektem elektrik satış fiyatı ilk 5 yıl 94 dolardan, ondan sonraki 5 yıl 70 dolardan satılacakmış mesela. 2030'a kadar devam var hala bunun. Sonraki 5 yıla yavaş yavaş gelecek 2025'ten sonra belki burada işte karlılık belki biraz düşebilir diye düşünebilirsiniz. Onun için Çorum ve Erzurum GES'te bakın 133 dolar megawatt saatten satılıyor. Bunlar sürekli sabit fiyatlar gibi demişler. Yekten bitiş tarihinde 2027-2028 demişler. Yani 2027-2028'e kadar izleyebiliriz gayet rahat bir şekilde diye düşünüyorum. Burada santrallerin şimdi mesela üretim kapasiteleri var. Bakın Şah santralini görüyorsunuz. Gigawatt saat bazında 327'yi mesela burası üretmiş. 2023'e baktığınız zaman buradaki üretimlerin de düştüğünü görebiliyorsunuz zaten. 2022'ye baktığınız zaman bakın 240 gigawatt saat üretiyor. Bu yıl baktığınız zaman 236 gigawatt saat üretmiş. Daha önceki yıla gittiğiniz zaman mesela 2022'nin tamamına gittiğiniz zaman 333 üretmiş burada. Yine muhtemelen 2022'ye paralel bir üretim olacak. Yani bu civarlarda gibi gerçekleşecek. Ama şu anki görünüm geçenlere göre biraz geri çekilmiş gibi. Özellikle Taşpınar tarafı, Mersin tarafı ve Şah tarafı gibi duruyor. Güneş enerjisi tarafına baktığımızda buradaki üretimler aslında daha az. Yani esas kar burada sanki rüzgar enerjisinden geliyor gibi duruyor. Burada çok bariz bir değişiklik var mı diye baktığımda Çorum tarafının üretimi artarken diğer tarafın üretimi hafif bir derece azalmış. Yani buradaki aslında sıkıntı üretimdeki azalma değil, enerji fiyatlarındaki değişim. Şimdi uzun vade yatırım yapıyorsanız enerji fiyatları sürekli dalgalanabilir. Elektrik fiyatları her yıl değişebilir. Dolayısıyla uzun vade yatırım yapan kişilerin enerji fiyatlarına çok odaklanmaması lazım. Belli yıllar düşecektir, belli yıllar artacaktır. Şu düzenlemeler habire geliyor zaten. O tarafta işler karışık oluyor. Siz firmanın büyümesine oynamanız gerekiyor. Yani bizim megawattımız 5 yıl sonra yani 269'dan 299'a çıkacak, ondan sonra 360'a çıkacak. Ne zaman çıkacak? Gördüğünüz gibi 2024. Yani uzun vade yatırım yapıyorsanız 2030'da ben kaç megawata enerjiye ulaşırım diye düşüneceksiniz. Ne kadar üretim yaparım diye düşüneceksiniz. O elektrik fiyatlarını çok fazla umursamayacaksınız. Burayı düşünürseniz uzun vade zaten yatırım yapamazsınız. Dolayısıyla buradaki şirketin üretimini artırması ve santral sayısını artırması lazım. Bu açıdan da megawattı burada düşük olduğu için ben bu şirketi beğeniyorum arkadaşlar. Yani şu an mesela 269 megawatt kurulu gücü var. 299'a çıkacak, sonra 360'a çıkacak. Yani şimdi 363 bölü 269 dediğinizde bu şirket sadece 2 yıl içerisinde, hatta 1,5 yıl içerisinde, yani 2024'e giriyoruz yavaş yavaş. %34'lük kapasite artırımı olmasını gayet rahat bekleyebilirsiniz. Çok rahatlıkla kapasitesini hızlı artırabilecek bir firma neden diye sorarsanız kâr marjı çok yüksek. Kasada sürekli para geliyor. 1 milyarlık satış yapıyor. 800 milyon kâr olarak kasaya giriyor. Dolayısıyla hemen tekrardan ufak ufak santraller kurabilir veya halihazırdaki santralleri belki büyütebilir. Gördüğünüz gibi burada mesela Mersin'de 62 megawattmış. Buraya 39 megawatt hemen kapasite artışı yapacaklar. %50'den fazla bir kapasite artışı. Onun dışında Taşpınar hibrit GES'i görüyorsunuz. Bak burası 67,2 megawatt. Üstüne 13 megawatt ekleme yapacaklar. Onun dışında 17 megawatt birinci faz ekleme.
35 megawatt, 25 megawatt da ikinci faz ekleme yapacaklar. Buranın da kapasitesi neredeyse ikiye katlanmış duruma gelecek. Dolayısıyla burada kapasite artışlarını oynamak çok daha doğru diye düşünüyorum. Şirketin az önce zaten kar marjlarını ve şeylerini söylemiştik arkadaşlar. Fabrik marjları yüksekti. Geçen yıla göre gayet iyi durumda ama genel enerji firmaları kötü performans gösterdiği için burası da elektrik fiyat düşüklüğünden veya yeterli artış olmamasından dolayı birazcık geri kalmış. Seneye belki bir tık daha iyi bir durum olabilir arkadaşlar. Özellikle marj tarafı bakın çok güçlü. Yani burayı biz Taten'le karşılaştırmıştık. Taten'e baktığımız zaman marjlar çok çok düşüktü. Bu şirkete göre bu şirketin benim en sevdiğim tarafı marjların yüksek ve borçsuz olmasıydı. Öz kaynak getirisine baktığımız zaman işte bizim aslında öz kaynakların öz sermayenin karlılığı dediğimiz kısım. Biz az önce yıl sonu için %50 bulduk ama şöyle baktığınız zaman bakın önceki yıllar çok daha yüksekmiş. Yani burada %55 görünüyorsa bizim future olarak baktığımız aslında karlar büyütecek diye düşündüğümüzde %60-70 muhtemelen 2022'de hesaplıyorduk. Şu an %55, %42, %33 olarak geri geldiğini görebiliyoruz. Biz de %52 bulduk. Piyasa değeri 5,5-6 civarları ederinde gibi düşündük ama %30'lukta kapasite artışı var. Bunu da düşünün arkadaşlar. Şöyle geldiğimiz zaman şirketin zaten borçları çok azdı. Aşağı tarafa da geldiğimiz zaman bakın buradaki şirketin kredilerini görüyorsunuz. Yabancı kredileri. Burada şirketin 14 milyon ve 20 milyonluk kredileri var. Bunlar 2031 ve 2029'a kadar gidecek. Ve buradaki faiz oranını sabit olarak gördünüz. 0,65 ve 0,80 avro bazlı olduğunu görüyorsunuz. Avronun da kendi enflasyonu hali hazırda zaten var. Dolayısıyla burada faiz oranı da düşük diyebiliriz. Dolayısıyla bu şirketin bence borçları da gayet iyi. Pozitif borçlar şirket açısından bence Galatavit gayet uzun vadeli düşünecek arkadaşlar için değerlendirilmesi gerekir. Yani şu açıdan araştırın, bakın uygun yerlere gelirse yakalarsanız değerlendirin. Bu sektörde faaliyet göstermek ve yatırım yapmak istiyorsanız diye söyleyeyim arkadaşlar. Özellikle grafiğimiz burayı daha önce de incelemiştik aslında. Şu bölgede altın oran çizgimiz vardı. Altın oranın üzerinde kaldıktan sonra şirket yukarı gitmişti. Şöyle ne yapmış diye bakalım. Yani şuradaki orta bantlar sanki çok net çalışıyor gibi. Tekrardan tepki yemiş aşağı doğru gelmiş ama özellikle şu bölgede bir çanak kulp sanki formasyonu var gibi duruyor. Belki buradaki çanak kulbun yukarı doğru gitmiş ama tekrardan aşağı doğru retest etmek isteyebilir. Birazcık daha bence geri çekilir en azından şu bölgeye kadar. Ama yatay anlamda biz baktığımızda yani şuradaki bakın zirve seviyesinin aşağısına gelmiş. Dolayısıyla burada bir zirve seviyesi daha var. Küçük zirve. Buraya doğru da tekrardan gelmiş. Belki burası bir destek bölgesi olabilir. Pazartesi burayı incelemek lazım. Aşağı doğru kırılırsa muhtemelen bir %2-3 daha aşağı gelebilir diye düşünüyorum. Bu şirket 21 günlük 50 günlük hareketli ortalamaların altına inmiş. 100 günlük hareketli ortalama civarında. Yani bence bu şirket 200 günlüklere inerse yani şurada böyle bir %15 daha düşme yapma ihtimali var. Şöyle bakalım. %15 bir düşme yapma ihtimali daha var. 200 günlüğe gelirse bence uygun fırsat olabilir. Tam da ederine gelir. Hani çok ucuz fiyatlara gelmez ama ederinden böyle güzel bir şirket alma fırsatı verebilir diye düşünüyorum. Özellikle şurada küçük dalganın biz düzeltmesine baktığımızda yani şurada başlayan 21'den dalga 38'e kadar gitmiş hızlı bir şekilde. Buranın Fibo 786'sına kadar düzeltmiş gibi duruyor. Muhtemelen burada yarın bir tepki gelmesini ben daha çok beklerim. Buranın üzerinde de kırarsa birazcık yukarı doğru tepki hareketi güçlenecektir ama bizim en uzun dalgamıza baktığımızda yani şu Mayıs ayından itibaren başlayan ralli ile 12'den 38'e doğru gelmişiz. Bu kadar ciddi bir ilerleme sonrası da 0,5 noktasına kadar yani bu hareketin %50'sini geri almışız. Ve tekrardan altın orana gelebilir. Altın oranda 200 günlük hareketli ortalama seviyesine kadar geliyor. Buranın bence en güçlü desteği arkadaşlar 22 seviyesi. Neden? Çünkü büyük hareketin altın oranı 22'de. 200 günlük hareketli ortalama 22'de. Şu an bulunduğumuz bölgede 100 günlük hareketli ortalamada ve küçük hareketin yani şurada küçük hareketin Fibonacci 786'sında. Dolayısıyla şu anda bir destek bölgesindeyiz. Aşağı doğru kırılırsa da yani burada baba destek 22,80 gibi duruyor. Oraya kadar inerse oralardan değerlendirmek isteyebilirsiniz diye düşünüyorum. Artık tercihi ben size bırakıyorum. Bilançosu ortalama bir bilanço. Enerjiler çok iyi beklenmiyor. Panelsan çatı cephe diyelim. Bilanço gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Kârlar, satışlar Fabrik tarafı gayet büyümeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Merdiven tarzı yükselme var. Sadece şurada satışlar ve Fabrik ilk kez yatay seyretmiş. Ama net kâr tarafında şirket bir şekilde patlatmayı başarmış. Bir yerden bir kâr yazmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Satışlar %83 büyüyor. Enflasyon üstünde satış büyümesini koruyor firma. Burasını gayet pozitif buluyorum. Ve Fabrik marjının artması ve brüt kâr marjının artması burada gayet güzel. Dolayısıyla enflasyonu en azından şu aylık süreçte, bir yıllık süreçte
yenmeyi başarmış gibi duruyor. Öz kaynak tarafına baktığınızda tek çeyrekte %15'lik büyüme var. Finansal borçlar öz kaynaklara göre çok az. Net borcu da eksi de. Demek ki kasada da nakit var arkadaşlar. Para hesabı bilançosunu sadece şuraya bakarak beğendim demem mümkün. Şimdi şirket çarpanlarına bakalım. Önceki çeyreklerde aslında biz bakmıştık şirkete. Birazcık çarpanları hep pahalı geliyordu. Bilançolar tabii iyi gelmeye devam etti. Belki çarpanlar birazcık geri çekilmiştir. Özellikle şöyle baktığımda dönem varlıklara bakıyorum. Şöyle 1 milyar 500 milyon ulaşmış duran varlıklar. 469 milyon. Daha çok burada dönem varlıklar var gördüğünüz gibi. Aşağı doğru iniyorum. Duran varlıklar 2 milyara ulaşmış. Borç tarafı bakın şirket borçsuz devam ediyor. 110 milyon sadece burada uzun vade yükümlülük var. Kısa vadelere bakıyorum. 1 milyar kısa vade yükümlülük var ama bununla finansal borç tarafı hiç yok. Yani tamam bakın buradaki ticari borçlar ve ertelenmiş vergi gelirleri. Dolayısıyla net borç eksi olması gayet normal. Çünkü şirketin bir kredi borcu 60-65 milyon sadece bir kredi borcu olduğunu görebiliyorsunuz. Öz kaynak tarafına geldiğimizde öz kaynaklarda %100 büyümeyi şu an için en azından yakalanmış durumdayız. 5 çeyreklik dönemde yani bir yıllıkta baksanız şöyle 2022 sonu itibariyle bakarsanız birazcık yetersiz oluyor. Son çeyrekler çünkü çok güzel bilançolar getirmişti. 600'den 900'e çıkmış. Şimdi son çeyrek yine güzel bilanço getirse tekrardan %100 öz sermaye büyümesini belki yakalayabilir. Bir de bakalım arkadaşlar ama enflasyonu kabaca yeniyor gibi duruyor bu şirketin büyümesi. Hasılat tarafına geldiğimizde geçen 1 milyar 100 milyon hasılat yapmış. Bu yıl daha 3. çeyrekten 1 milyar 500 milyon hasılat yapmış. Marjlar zaten artıyordu. Dolayısıyla bizim buradaki esas faaliyet karlarına bir bakalım. Geçen 142 milyon yaparken şu an 231 milyon yapmışız. Gelecek çeyrekte 100 milyon daha yapsak 330 olacak. Geçen yılı rahatlıkla 2'ye katlıyoruz esas faaliyet kar tarafında. Onun dışında burada yatırım faaliyetlerinden gelirler, finansman gelirleri yazmış ve şirketin net karı ondan daha da iyi görünüyor. Yani buradaki yatırım faaliyetleri ve finansman gelirleri şirketin bilançosunu daha iyi gösteriyor diyebiliriz ama yine de fena olmayan bilanço. Sadece Favök tarafı veya esas faaliyet kar tarafına da baksanız bu bilançoyu beğenmemek için bir sebep yok. Karlar rahatlıkla %100 artmış geçen yıla göre. Şu an 174 milyon. Son çeyrekle beraber buradaki vergi geliri, yatırım faaliyetlerinin gelirleri saymasanız bile kabaca rahatlıkla 350 milyonu yakalayabilir. Kârlarda ve öz kaynaklarda iki kat büyüme var. Burası da gayet güzel arkadaşlar. Şöyle çarpanlarına bakalım. Çarpanlar ciddi manada bence panel senden geri çekilmiş. Fiyat da tabii son zamanlarda geri çekmiş. Bunun da faydası var ama FK10 piyasa defter değerinin 4.52 olduğunu görüyorum. Şimdi öz sermaye kârını hesapladığımızda yıl başında 600 milyon öz sermayesi vardı. Yıl sonu rahatlıkla 1 milyar geçer. 1.600 2'ye bölün 800 veya 750 milyon gibi bir ortalama öz sermayesi olacak. Bir firmanın yıl sonu net kârı da muhtemelen 450 milyon, 425 milyon civarı olur. Belki çok iyi bir kâr getirse 500 milyon olabilir. Biz ortalama 450 milyon gibi diyelim. Çok ortalama bir kâr göndersin bize. 450 milyon kârımız var. Öz sermayemiz ne kadar diye bakıyoruz. Yıl sonu ortalaması 850 civarı dedik. Burada öz sermaye kârının %50 olduğunu görebiliyorum. Burası bence enflasyon ortamında gayet fena olmayan bir öz sermaye kârlılığı. Özellikle şirkette borçsuz ciddi bir finansman gideri yazma ihtimali yok. Bunu bir süre daha bence sürdürebilir diye düşünüyorum. Bu piyasa değeri şey bu öz sermaye kârına göre piyasa değeri defter değeri 4.52. Bir tık sanki eskisine göre ucuzlamış gibi. Şu an ederinin biraz altında konumlanıyor. Ama ben burada birazcık temkinli yaklaşma öneririm. Şimdi tamam bu kritere göre alım yapma yerimizde gibi duruyor şirket. Eğer ki bu şirkete yatırım yapacaksanız mesela rahatlıkla tamam alım yapılabilir ama ne dedik? Tarihi marj seviyelerinin konuşulduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla mesela ben bu şirketin özellikle böyle temkinli yaklaşırım ve şu kar marjlarını bir incelerim. Yani tarihi seviyelere göre neredeyiz diye. Burası çok güzel bir bize finansal tablo göndermiş. Şirket de kabaca anlatıyor ve kar marjlarını bir değerlendiririm. Yani burada kârların aniden geri çekilme ihtimali var mı diye. Neden? Çünkü bu yıl her şeyin fiyatı katlanarak gitti. Elindeki malzeme gitgide fiyatı katlandı. Oradan sattıkça kâr marjı artmış olabilir diye düşünmek lazım. Ve burada Favök marj tarafına baktığınızda 8, 10, 16, 14, 15 ve 19'a çıkmış. Bakın efsanevi bir kâr marjı var. Geçen yılı kat kat katlamış. Burası sürdürülebilir mi diye bu raporun tamamını aslında okumamız ve beklentileri konuşmamız lazım. Ama yine de kârlar birazcık geri çekilecekmiş gibi ben olsam düşünürüm ve buna göre araya birazcık marj koyarım arkadaşlar yeni şirketlere. Mesela bu tek yıllık bir %19'luk kar marjıysa, Favök marjıysa, seneye geldiğimizde tekrardan %15'e marj düşecekse, karlarda %30'luk siz geri çekilme mesela bekleyebilirsiniz marjına göre. Böyle bir geri çekilme olursa karlılık ciddi derecede düşer, buradaki öz sermaye karlılığı da düşer. Dolayısıyla siz çok fazla bu şirket tamam yatırımlarla büyüyor, piyasa hedefler değil 5,5-6'lar hak ediyor. Öz sermaye karlılığı yüksek dediniz. Marjlar aniden geri çekildi. Seneye
Piyasada birazcık sıkışacak zaten. Öyle bir durum olursa birdenbire elinizde pahalı bir şirket kalabilir. Dolayısıyla mesela 5,5, siz burada 4, 4,5 civarları hedefleyebilirsiniz. Bu dönemde çoğu şirketin fiyatı geri çekildi ve karlılıklar arttığı için ucuz kalan birçok şirket içerisinde tercih edeceksiniz. Dolayısıyla karını en çok büyütecek olan veya en ucuz kalanlar tercih edebilirsiniz. Ama şu panel sana okuduğumda ve şu bilançosuna baktığımda şirket ederinin biraz altında duruyor. Gayet güzel çarpanlar geri gelmiş. Yeni şirket olması sebebiyle avantajlı. Öz sermayesi çok yüksek olan bir şirket değil. Yani şöyle bakalım. Öz sermayesi bakın 899 milyon. Sermayesi 75 milyon. Tam bir küçük sermaye şirketi. Karları büyüyerek geliyor. Beklentiler iyi. Yaptığı iş güzel. Bilanço iyi ve çarpanlar uygun seviyelere gelmiş. Dolayısıyla ben Panelsan'ı gayet beğendim. Temkinli yaklaşmak kaydıyla, çok yüksek bir miktar almamak kaydıyla portföyde yer bile verilebilir diye düşünüyorum ben bu şirkete. Ama şu faaliyet raporunu, öncekini, yıl sonu faaliyet raporunu bence bir okuyun. Aracı kurumları ne kadar bekliyor ona bir bakın. Özellikle halka arz olduğu için bakın burada mesela büyüme perspektifi var şirketin. Fiyat tespit raporunda yapılan projeksiyonun gerçekleşme durumu. Şimdi bakın hasılat %151, brüt kâr %188, fabrik %178. Yani beklenen büyüme projeksiyonuna göre şirket %150 önden gidiyor. Gayet güzel şekilde büyüyor. Projeksiyona baktığımız zaman bakın zaten ilk yıllar büyük büyümeler beklemişler. %20, %45 bakın 2023'te %45 büyüme bekliyorlar. 2024'te %25 büyüme bekliyor. Ondan sonra büyümeler gitgide aşağı doğru çekiliyor. Ama bu şirket çok yüksek beklenen büyümenin bile aşırı üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiş. Dolayısıyla birazcık temkinli yaklaşmakta fayda var. Birdenbire geri çekilirse bu marjlar büyüme o kadar iyi olmazsa tam tersine şey olabilir. Dolayısıyla bu şirketi çok tepelerden almamak lazım. Şu an olduğu gibi düzeltmiş. Düzelttikten sonra uygun seviyelerden yakalanınca almak lazım. Şu anda fena olmayan bir zamanda gibi geldi arkadaşlar. Şimdi beklenilen Favök marjı bakın %16,7'ymiş. Seneye %17 bekleniyor. Hep 17-16,5 civarı kalması bekleniyor. Fiyat tespit raporunda bu şirketin şu an 19,5 Favök marjı vardı. Yani beklentilerin üzerinde marjda çalışmış bu yıl. Seneye bakalım nasıl olacak? Burayı takip edeceğiz. Ama firmanın ben faaliyetlerini gayet beğeniyorum. Borcu az, kasada nakit var. Küçük sermayeli ve yeni bir şirket. Yaptığı iş anlamında da güzel. Ben bu şirketi gayet beğendim arkadaşlar. Geçen çeyrekten çok daha fazla beğendim. Çarpanların geri gelmesi anlamında ve düzenli getirileri sürdürmesi anlamında. Son çeyrekte muhtemelen daha iyi olacaktır diye düşünüyorum bu şirket anlamında. Şöyle baktığımız zaman tabii bu şirketin faaliyetler iyi, güzel ama çok da ciddi prim yapmış. Bakın halka arzı 8 lira, şirket gelmiş şu an 63 liraya. Özellikle burada 13 liradan 45 liraya soluksuz geldikten sonra şirket yataya bağlamış ama bu kadar ciddi bir hareketin altını bile bilançolar çok rahat doldurmuş bir yıl içerisinde. Dolayısıyla bu şirketi bence daha da yakından takip edilebilir diye düşünüyorum. Özellikle şöyle baktığımızda şu Fibonacci'yi bir sileyim. En son görünümde yataya hapsolma durumu sonrası burada bir çanakkul çalışılmış gibi duruyor. Burası çanakkolun arkadaşlar büyük hedefi gibi duruyor. Buraya gitmiş mi? Muhtemelen gidememiş. Tabi burası logaritmiktir. Buraya bir lineerde bakalım. Nerede gitmiş mi diye merak ediyorum. Şurayı direkt kopyalayıp yapıştır yapayım. Bakın burada evet Çanakkale'nin hedefine gitmiş. Gittikten sonra düzeltme yemiş ve Çanakkale'nin tam dibine kadar gelmiş. Yani eski zirvelerin konuşulduğu noktaya kadar düzeltmiş gibi duruyor. Dolayısıyla şu an bulunduğu seviye bir yatay destek seviyesiymiş şurası. Ama buradan tekrardan yukarı doğru hareketler yapmış ve aşağı doğru gelmeye çalışıyor. Eğer bu şirket bence 50 lira civarı, 9-60 civarında gelirse ve buranın üzerinde tutunmayı başarsa bu bölgeler alım fırsatı olabilir. Çünkü çarpanlar ucuzlamış. Şirket fena değil. Tamam marjlar ani yükselmiş ama şirket satışlarını da çok artırarak geliyor. Muhtemelen seneye de satışlarını artırma durumu olabilir. Özellikle işte kentsel dönüşüm vesaire bu şirketler iyi iş yapacaklar. Çünkü çatı cepheleri vesaire bunlar çok yaygınlaştı. Güzel de işleri var. Baktığın zaman sandviç paneller, işte su geçirmez şeyler vesaire. Onları da bir değerlendirin. Üzerinde güneş enerjisi kurulumunu kolaylaştıran paneller vesaire argelemişler. Bunları üretmeyi başarmışlar. Genel görünümde hedef geldikten sonra tekrardan taban çizgisine gelmiş gibi duruyor bu firma. Şöyle bir baktığımızda ama buradaki bakın trend çizgisi kırılmış. Buranın altında olması negatif ama birçok hisse zaten bu şekilde. Özellikle hareketli ortalamalar nezdinde baktığımızda 100 günlük hareketli ortalama. Hani bu şirketin 200 günlük hareketli ortalama iner mi belli olmaz bizim borsamızda ama inerse ben iyi fırsat vereceğini düşünüyorum. Ben bunu ekranıma ekleyeceğim şu bölgeye. Çünkü beğendim. Gerçekten ben şeyleri açısından beğendim. Çarpanların ucuz olması açısından böyle yeni şirketleri çok fazla bulamayız. Bir orada kalsın. Birazcık yakına takip edelim. Bir bakalım. Daha da düşük derinleşirse belki ufak miktar denenebilir diye düşünüyorum. Panelsan şirketini. Fibonacci nezdinde de hani tamam düzeltme devam ediyor diyelim. Daha da düzeltirse şirket bakın burada 0,5 noktasından şu bölgede
ve zaten tepkisini yapmıştı. Burası hem full boss 0-5 hem yatay formasyonunuzun boyun çizgisi gayet güzel bir destek noktası. Aynı zamanda burası 200 günlük hareketli ortalamaya da bakın yakın. 200 günlük de buraya doğru geliyor. O noktalara gelirse tekrardan bence iyi olabilir diye düşünüyorum. Hızlıca Brisa şirketine geçelim. Şimdi Brisa'da güzel temettüsü olan şirketlerden Sabancı Holding bünyesinde ben beğeniyorum açıkçası. Bu yılki performansına baktığımız zaman öz kaynaklarda çok güzel büyüme var. Özellikle burada bir kapasite artırımı yatırımı vardı. Ondan sonra fiyat birazcık hızlı gitti bence. Çünkü bilançolar birazcık yataylaşmıştı. Özellikle şu son bir yıla baktığımız zaman bakın. Satışlar, FAVÖK yükseliyor, net kar çok fazla yükselmedi ama bu çeyrek güzel bir satış, FAVÖK ve net kar artışı göndermeyi başarmış. Ve en azından şu yatay gidişatı bir son buldurmuş. Ama şirket önceden biraz ucuz fiyatlıyordu. Şimdi ederinde sanki fiyatlıyor gibi. Satışlar %50 artmış. Net dönem karı %45 artmış. Esas faaliyet kar marjı gayet yükselmiş gibi görünüyor. FAVÖK marjı da burada hafif bir yükselmeye uğramış. Özellikle şirketin net borç tarafına bakın. Borçlar çok fazla mı diye bakıyorum şöyle. Eksi 2 milyar 400 milyon. Finansal borçlar 12 milyar. Öz kaynaklar 4.250. Şöyle bir kabaca değerlendirdiğimde kasada güzel para var. Yani şöyle baktığımızda 10 milyar civar kasada para var. Ama buna rağmen şirketin hala net borcu 2 milyar. Dolayısıyla öz sermayenin kaldıraç oranı birazcık yüksek gibi geldi. Bilançonun ayrıntılı tablolarına bir bakalım. Yani buradaki yatırım sonrası borçluluklar kapanır vesaire bir şey olsa öz sermayede ciddi bir atılım olabilir. Şöyle bakıyoruz. Hemen öz kaynaklara ve borcu karşılaştıracağım böyle bir durumda. Yani şirketin ciddi borcu var gibi görünüyor. 13 milyar burada borç var. 5 milyar burada var. 18 milyar borç. Bunun yaklaşık 5-6 milyarı finansal borçmuş. Aşağı doğru geliyorum. Öz kaynaklarımız 4 milyar. Yani burada ciddi bir borç, düşük bir öz kaynak var. Yani burayı bir değerlendirmek lazım. Hem bu enflasyon muhasebesi vesaire geldi, belki bu şirkete faydalı olabilir. Borcun kategorizasyonunu yapmamız lazım. Ne kadar faizli borç, kaç yıl içinde ödenecek? Bir de bu kasada ciddi bir miktar para var. Burayla borç ödeme mi yapacaklar, yatırımları mı finanse edecekler? Şu an şirketin durumu gayet iyi gibi geldi bana. Kasadaki o para açıkçası bu şirkete ciddi güven veriyordur diye düşünüyorum. Ve öz kaynakları küçük olmasa ileride ciddi bir atılım yapabileceğini, en azından öz kaynak kar, öz kaynak büyümesi anlamında iyi olacaktır diye düşünüyorum. Birisel şirketini şöyle bir bakalım. Yani geçen 14 milyar burada hasılat var. Bu yıl 14 milyara ulaşmış. Üçüncü çeyrekte son çeyrek iyi gelmiş. Muhtemelen diğer çeyrekte biraz iyi gelebilir. Dolayısıyla burada 5 milyar falan kar görürsek 20 milyara ulaşır. Enflasyon civarı bir büyüme. Enflasyonu çok ciddi yenememiş derim ben bu şirkete. Öz sermaye büyümesi de bakın %50'yi bile bulmamış daha. %30'larda kalmış. Yani birazcık bu yıl yataydan gitmiş gibi en azından. Faaliyetler yükselse de enflasyon üstü bir faaliyet gösterememiş gibi duruyor bu firma. Özellikle şurada finansman gideri ciddi yazıyor arkadaşlar. 1 milyar 5 milyon buraya dikkat etmeniz lazım. Esas faaliyet kar marjı çok yüksek de olsa yani burada gayet güzel bir marj var. Aşağı doğru buranın birazcık azaldığını görebiliyorsunuz ama geçen 1 milyar 900 milyon 4 çeyrekte kar etmiş. Şu an 2 milyar 100 milyon 3 çeyrekte kar etmiş. Zaten burada karlılık büyümesinin çok yeterli olmadığını görebiliyorsunuz ama çeyrekler arası hafif bir gelişim var. Son çeyrekte muhtemelen iyi bir bilanço gönderir. 1 milyarın üzerine çıkarsa 3 milyarla yılı tamamlar. %50 karlılık büyümesi demektir arkadaşlar bu. %50 karlılık büyümesine de şöyle baktığında FK'sı 9. Fena olmayan bir değer. Firma bence aşırı pahalı bir firma değil. Şöyle hemen bir insanın öz sermaye karını hesaplayalım. Yani 3 milyar burada kar göreceğiz. Yıl sonu öz sermayesi 5 milyar rahat geçebilir. Çünkü bu çeyrek zaten %20 büyümüş sadece. Borç da ciddi miktarda orada geri çekilirse buradaki öz sermaye ciddi artabilir diye düşünüyorum. Şöyle yıl ortası 4 milyar, 4,5 milyar gibi biz hesaplayalım. Karımız da 3 milyar olabilir dedik. Yani burada 3000 bölü 4500 diyeceğiz. %66'lık bir öz sermaye karlı var. Bakın bu şirkette ciddi geri çekilme sonrasında piyasa defter değeri 5,95'e düşmüş. Biz ne bulduk? %6, %60 bulduk. 6 piyasa değeri defter değil normaldi. Bu şirket normal ederine gelmiş. Çünkü pahalı fiyatlıyordu. Ciddi bir rally hareketi vardı. Düzeltme hareketi belki biraz daha derinleşebilir bu firmada. Derinleşirse burada daha ucuz fiyatlar bulabilirsiniz. Buradaki güvenlik marjınızı bu şekilde artırmış olursunuz. 6.66'ya kadar benim kriterlerimi, yatırım yapılabilir kriterlerimi karşılıyor. Ve güzel de bir temettü firması. Bakın 988 milyon temettü vermişti karından. Bu yıl 3 milyara kadar kar olacak. Yine güzel bir temettü açıklayabilir. Kasa para dolu. Borç iyi yönetiliyor gibi duruyor. Onun dışında yatırımlar da bir yandan devam ediyor. Dolayısıyla ben Birisa şirketinin genel görünümünü beğendim. Çarpan anlamında da gayet uygun duruyor arkadaşlar. Şöyle burada yabancı sunumu var Birisa'nın. Orayı da bir inceleyebilirsiniz. Özellikle
piyasanın gidişatını, bu yıl otomotivin çok çok iyi olduğunu, bunların bu şirkete yaradığını söylemişler. Ama şöyle baktığımız zaman enflasyonun çok fazla şeyinde değil. Üzerinde faaliyetleri yok. Ama tonaj bazlı vesaire satışlarda arkadaşlar artma var. Bakın market tarafına bakıyorsunuz. Hisanın faaliyetlerine bakıyorsunuz. Şimdi markette %8 büyüme var. Burada dolar şey milyon ünite bazlı. Bu da %84'lük mesela hasılat büyümesi söylemişler 2022'den 2023 9 aylık dönemine baktığımız zaman. Buraları bir okursunuz bence. Okursanız iyi olur. Benim için en önemli olan şey bakın. Bir hisse satışları kilo ton bazında artmış mı artmamış mı? %15 artmış. Demek ki bu adam satış miktarını artırabiliyor. Marjlar geri çekilse de satış böyle şey olmasa da satış miktarı arttığı için bence pozitif düşmek lazım. Ekstra bir de kapasite artışı var. Lastik fiyatları bu döngüsel biraz düzeldiği zaman muhtemelen işte tekrardan enflasyon üstü ciddi büyüme sağlayabilir diye düşünüyorum. Birisi de temettü yatırımcılar için bence yakından takip edilmesi gereken firmalardan olması lazım. Çünkü Birisan'ın da arkadaşlar temettüsü güzel. Yani mesela ne alayım ne alayım deyip bir şey bulamayanlar için bir bakalım. Birisan iş yatırımcının temettülerini inceleyelim. Bundan sermaye artırma temettüler. Gerçekleşen temettü. Bakın karının çok güzel kısmını uzun yıllardır dağıtıyor. Burada 2011'den beri bakın sürekli temettüsünü vermiş. Bir arada 4 yıllık bir atlama süreci var. Orada ne oldu bilmiyorum. O zamanlar çok ilgilenmiyordum. Ama baktığında %60, %40, %25, %80. Burada sürekli temettü vermeyi alışkanlık haline getirmiş bir firma. Geçen zaten %5 vermiş sadece bu yıl ama birçok firma zaten az vermişti. Zaten faaliyetlerini görüyorsunuz firmaların. Şimdi bu kadar ciddi borç yükü varken birdenbire işler bozulursa diye kasada nakit bekletmesi gayet normal. Orada o kadar yüksek nakit olmasının sebebi de daha henüz bakın %5'lik sadece temettü vermiş 2023 yılında. Belki 2024'te üzerine koyup yeni karıyla beraber ekstra temettü verme durumu olabilir. Yatırımlara da zaten devam ediyorlar. Ama sanki şirketin daha fazla böyle rahat rahat borçlanma durumu yok gibi duruyor. Ama temettü arayan arkadaşlar için mesela takip edilebilir bir firma diye düşünüyorum. Listenizde olmalı. Uygun verimlere gelirse değerlendirebilirsiniz. Biz Birisa'nın grafiğine bakalım mı? Şuradan Birisa'nın da bir grafiğine bakalım. Ayıp olmasın Birisa'ya. Ne var ne yok diye. Evet. Burada ciddi bir düşüş hareketi olmuştu. Evet. Şuradaki yatırım hareketi sonrası çok ciddi gitmişti. Bir de bilançosu Goodyear'dan çok çok iyiydi önceki çeyreklerde de. Yani şurada. Üstüne hemen yatırım haberi geldi. Şirket 40 liradan zaten 100 liraya gitti. Çok kısa sürede yani 1 yıl içerisinde. Dolayısıyla böyle ciddi hareket yapınca şirket düzeltme yapıyor. Şu an Fibonacci 0.382 noktalarına kadar düzeltmiş gibi. Küçük hareketin düzeltmesine baktığınız zaman altın oran üzerinde tutunuyor şu an. Dolayısıyla 82 liraların üzerinde kalması bence bu firma için gayet anlamlı ve güzel olur arkadaşlar ama tepeden baktığınız zaman en üst noktadan biraz hızlı gittiği için %27'lik ciddi bir düzeltme gerçekleşmiş gibi duruyor. Kısa düzeltme hareketine göre altın oranda büyük hareketin düşüşünü alacaksa daha da aşağılara bence gelebilir. O yüzden dolayısıyla yakından takip etmenizde fayda olabilir diye düşünüyorum. Özellikle ben böyle temettü tarzı bir şirket olunca uzun vadeli bir perspektifine baktım bu firmanın. En son yaptı bakın burada bir çanak kulp hareketi var. Daha burayı vermemiş arkadaşlar. Yani bu kanalın üst bantlarına doğru yani şu bölgelere doğru 113-133 noktalarına doğru gidebilir. Yani şuranın hedefini vermesi için 133-140 arasına doğru hareketlenmesi lazım. Ama biz bu firmaya baktığımız zaman şuradaki orta band seviyesinden birazcık satış yerini zaten görebiliyoruz. Özellikle ben değerlendirdiğimde bakın burada logaritmik olarak bazen bunlar güzel çalışıyor diye düşünüyorum. Ekstra bir formasyon var ve buraya doğru bir retest yapmış. Dolayısıyla burada 82,5 hani bir destek bölgesiydi. Bu anlamda da bir destek bölgesi gibi duruyor. Pazartesi burada ben hareketlerini takip ederim. Bilançosu çok kötü değildi. Güzel de bir düşüş hareketi olmuş. Fiyat çarpan anlamında da bence uygun seviyelere gelmiş. Çok aşırı ucuzluk yok ama ederinin biraz altında gibi duruyor Birisa şirketi. Dolayısıyla ben bu şirkette beğendim. Takipte tutmakta fayda var yakın dönemde diye düşünüyorum. Yani şu borsayı birazcık daha çakarlarsa aşağıya bunların %5'lik, 10'luk, 15'lik düzeltme olursa cidden çok ucuz firmalar oluyor. Yani %25-30 değerin altında alma ihtimalimiz doğuyor. Şimdi Egen tarafına gelelim. Egen %51 satışlarını büyütmüş. Net dönem karını %32 büyütmüş. Esas faaliyet kar marjını %25 büyütmeyi başarmış. Kar marjlarına zaten geri çekilme vardı. Hala devam ediyor. Ege'ni ben 1 yıl, 1,5 yıl önce 1700-1800 liralardan portföye eklemiştim. 4000 liralarda yani tamam artık dedik. 6000'e gitti. 6000 liralarda tamam artık dedik. Ege'ni oldu 9000 lira arkadaşlar. Durdurak bilmedi ama şimdi karlılıklara baktığım zaman diğer şirketlerdeki gibi merdiven yükselişi burada var. Ama buranın açısı bu
fiyat yükselişinin altını bence henüz doldurmadı gibi geliyor. Ve marjları da ciddi geri çekimi var. Ve buradaki satış büyüme miktarları da sanki diğer şirketler kadar, enflasyonu ciddi derecede yenen şirketler kadar yüksek değil. Ve bu çeyrekte geçen çeyrekle paralel bir bize net kar göndermeyi başarmış gibi duruyor. Özellikle buradaki net karların ciddi düşmesi iki çeyrektir toparlıyor. Yani burası birazcık sıkıntılı bir dönemdi. Net karlar aşağı doğru geliyordu. Şirket fiyatı sürekli yukarı doğru gidiyor ve şirket gerçekten pahalı bir konuma gelmişti. Egen bu çeyrekler birazcık en azından bu açıdan toparlıyor ama buradaki genel görünüm bence biraz daha iyi olmalı diye düşünüyorum. Burada bir yatırım haberi vardı. Fabrikayı taşıyorlar ve daha verimli bantlarda daha düzgün işler yapacaklarını söylüyorlar. Burada belki birazcık kar marjı belki artabilir. Önümüzdeki çeyrekleri takip edeceğiz ama çok ciddi böyle bir kapasite artış vesaire gibi bir yatırımı yoktu bu firmanın. Hani oradaki verimliliğin artması üretim adedini, satış adedini ne kadar artıracak? Burayı tam olarak tahmin edemiyoruz. Sağ olsun faaliyet raporu da birazcık kısa olmuş. İndirdim ama bir sunumda göremedim sitelerinde. Burayı bekleyeceğim. Çok bir şey yazmamışlar yatırımlarla alakalı. Sadece buzda yazdıkları, bakın dikkatimi çeken şey benim. Öz sermaye karlı bu şirketin gitgide düşüyor arkadaşlar. Yani öz kaynak verimlilik oranı bakın %38'den %26'ya kadar düşmüş. Ama bu şirket çok iyi yönetilen bir şirket. Yani bakın yine fena olmayan kötü bir sektör. Kötü bir dönemde. Bu sektörde çok iyi işler yapmışlar. Karları korumuşlar. Finansman giderleri falan çok değil. Karlılık artıyor. Satışlar çok bariz artmasa da. Bu anlamda ben bu firmayı tutmaya devam ederim elimde. Çünkü beğendiğim bir firma. Uzun vade tutuyorum. Çünkü güzel de temettü veriyor arkadaşlar. Sadece fiyat çok gittiği için ekleme yapma şeyi olmuyor. Şimdi birazdan çarpanlar diğer şirketlerle karşılaştım. Yani az önce panel sahibi birisi de Galatasaray. Üçüne baktık. Galatasaray'ın ederinde diğer ikisi ederinin altında duruyor. Benim hesabıma göre ama Egen bunu birazcık bozuyor. Şimdi baktığımız zaman öz kaynaklar 1 milyar 300 milyondan 2 milyara ulaşmayı başarmış. %100'lük büyümeyi yakalayamamış. Daha önceki yıllarda her baktığımızda bu şirket %100 civarı büyüyordu arkadaşlar. Öz kaynak büyümesi çok güzeldi. Öz kaynaklar da zaten küçük gördüğünüz gibi 2 milyarlık bir şirket ama şirketin borçluk tarafına baktığımızda bakın 1 milyar uzun vade borcu var. Aşağı tarafa geldiği zaman kısa vadeli de hiç finansal borç yok. Borcunu tıkır tıkır ödeyen bir firma. Daha önce de hep böyleydi. Yani şu dönemden itibaren zaten yatırım yapma mevzusu vardı. Ama baktığınız zaman böyle antin kuntin işler yapmıyor. Sizi üzmüyor. Düzenli bir bilançosunu yolluyor. Zarar etmiyor ikide bir. Dolayısıyla ben bu şirketi seviyorum. Marjları da ortama koruyor yani her dönem. Ve büyümesi de sürdürüyor. Düzenli temettüsünü de veriyor. Hem büyüme şirketi hem temettü şirketi sadece bedelsiz vermiyor arkadaşlar. Bedelsiz vermediği için 9 bin lira olmuş. Dolayısıyla biraz daha yükselip bedelsiz vermemeye devam ederse insanlar alamamaya başlayacak. Alamamaya başlayınca da işte fiyat şey oluyor. Çok az lot olduğu için bazılarının elinde yukarı aşağı garip hareketler yapmaya başlıyor. Ya çok şişiyorlar ya çok baskılıyorlar. Birazcık yatırım yapması zor bir firma haline geliyor. Ama şöyle baktığım zaman geçen yılın net karını geçer mi diye düşünelim. Tabi burası bakın arkadaşlar şeymiş son çeyrek gelmemiş. Buraya şöyle bakalım. Geçen 898 milyon kar yapmışız. Bu 532 milyon burada ilk 6 aylık kar var. Özellikle son çeyrek gelecek karla beraber burası 800-850 milyon olmuş olması lazım. Özellikle şu öz sermaye bir daha bakalım. Burada %100'ü yakalayamadı dedik ama şu an görünüyor sanki %100'ü yakalamış olabilir. 1 milyar 300 milyonmuş. Sene başında 1 milyar 500 milyonmuş. Şurayı hemen kapatıp şu bölgeden bir tekrardan bakalım Ege'ne. İyi ki oraya baktık. 1 milyar 500 milyon, 2 milyar 300 milyon. Yani neredeyse yakaladı yakalayacak. Son çeyrek bir 200-300 milyon öz sermaye büyümesi gelirse %100'ü yakalayabilir arkadaşlar. Net kar 900 milyon olmuş. Son çeyrekte yine 400-450 milyon civarı kar gönderirse bu şirket 1,5 milyara yakın 1,400-1,300 karla bitirir seneyi. Şimdi şirkete 1 milyar 300 milyon kar ediyor. Öz sermayesi 2 milyar 300 milyon. 1 milyar 300. Yıl ortası öz sermayesini alalım biz. 2 milyar 100 milyon alalım. Öz sermaye karımız %61. Önce de hep %100'ler civarı oluyordu. %61 öz sermaye karına ben 6, 7, 8 piyasada defter değeri veririm. Özellikle böyle küçük ölçekli bir şirketse verilebilir. Biraz daha yüksek ama şimdi Ege'ye baktığım zaman piyasada defter değeri 11,93, FK'sı 25. Geçen yılki uygun fiyatları bulamıyoruz. Yani şirket 1500, 3000, 4500, 5000, 6000 her seviyeden baktığınızda piyasada defter değeri 8, FK'sı 12, 13'lü o civarlar fiyatlıyordu. Ondan sonra şirket tabii fiyatını çok ciddi derecede yukarı götürdüler. Şimdi bilançolar iyi gelmesine rağmen çarpanlar çok fazla geri gelmiyor. Dolayısıyla böyle çok kelepir fiyatlardan değil Egen artık. Geçen yıl kelepir fiyatlardandı bence. Ve dolayısıyla 4x 5x yapanlar olmuştur. Tutmada uzun vade tutan varsa. Zaten baktığınız zaman bakın fiyat kazanç oranı 13'ten 30'lara kadar gitmiş. Şimdi düzeltme olacak bilanço sonrası ama bu grafikte. Bu tarafa da baktığınız zaman piyasa defter değeri
7'den 15 liraya gitmiş. Yani çarpanlarla bariz bir şişme var. Neden? Çünkü fiyat çok hızlı gidiyor. Fiyat bilançoların büyümesinin önünden gittiği zaman bu şekilde bir durum oluşuyor. Yine alabilirsiniz belki, yine yukarı gidebilir ama fiyatın doldurulması yavaş yavaş zamana yedirilecektir. Ve sizin bence zamandan kaybınız olacaktır. Çünkü tarihi seviyelerine baktığınız zaman hani bakın bu seviyeler hep tarihi seviyelermiş. Ege'ni mesela rahatlıkla daha zamanında 9 FK, 10 FK, 11 FK, 15 FK bu civarlardan alabiliyorsunuz. Ve benzer olarak da piyasada defterlerin daha ucuzlarını alabiliyorsunuz. Şimdi yine bu değerler aşağı doğru gelmiş. Gördüğünüz gibi bakın burası gelmiş, burası gelmiş. Ama yine de geçen yılki telepir fiyatlar yok Ege'nde. Dolayısıyla geçen yılki kazançların olması muhtemel değil. Yani 1700 liradan 9000 liraya gitti. 9000 liradan 15000 liraya gider mi? Şey 15 bin lira diyorum. Tekrardan 5 katı gitse 45 bin liraya gider mi? Sorusunu bir sormak lazım arkadaşlar. Ege'nin de grafiğine bakıp istiyorsanız bugünkü videoyu bitirelim. Bugün çok güzel şirketler vardı. Gerçekten yakından takip etmeyi sevdim. Sadece Ege'nin faaliyet raporu olmadığı için birazcık şey yaptım. Yani birazcık basit bir faaliyet raporu göndermişler. Üzüldüm. Şimdi benim Ege'nde teknik anlamda birazcık sıkıntı görüyorum arkadaşlar. Şirkette temel anlamda bir sıkıntı yok. İyi yönetiliyor. Sadece çarpanları biliyoruz. Pahalı uzun vade yatırım için bence hala fena olmuyor bir şirket ama şimdi burada logaritmik kanallar bazında baktığımda ben özellikle şu bölgede bakın bir regresyon kanalı çizdim. Buranın içerisinde sanki riayet var gibi orta bant, orta bant, orta banttan sekiyor, üste gidiyor. Tekrar orta bant, tekrardan yukarı bant. Şöyle baktığım zaman bakın üst banda doğru geldiğini görüyorum. Ve buradan tekrardan bu şirket yavaşlamış ve satış yemeye başlamış. Dolayısıyla bu bölgenin önce bir kırılması lazım diye düşünüyorum. Tamam, burayı elde tutalım. Bir de şurada bakın büyük bir regresyon kanalı koydum. Şimdi orayı yerleştireceğim. Şöyle tekrardan aldım. Tabii fiyat çok aşağıdan yukarı gittiği için biraz zor oluyor. Sonra şöyle aylığı alalım. Aylıkta bir bakalım. Evet. Şimdi aylıkta tekrardan şu regresyon kanalını alıyorum. Bakın başladığı bölgeden yani halka arzdan itibaren burayı da kapatıyorum. Şimdi orada zaten destek direnç bölgesindeyiz. Tekrardan bölge aldım. Bakın tekrardan bir regresyon kanalı oluşturdum. Yani bu şirketin bakın 1994 tarihinden beri hatta 1993 tarihinden beri hareketleri hep yukarı gitmiş, hep dik gitmiş, hep iyi gitmiş, hep kazandırmış gibi duruyor. Sadece şu bölgede birazcık yataylık dönemi var. Bakın 2000 ile 2012 arası ciddi yatay gitmiş bu firma. Bayağı da bir süründürmüş. Şimdi tekrardan yukarı doğru rally yapıyor ve süründüreceği bir dönem daha olabilir. 3 ay, 5 ay, 1 yıl yani belli olmaz. Böyle bir hareket olabilir. Dolayısıyla dikkatli olmanız lazım diye söylüyorum. Ne kadar iyi de gitse 10 yıllık bir yataylık dönemi çok sıkıntılı bir dönemdir arkadaşlar. Öyle bir dönemi yakalarsanız mahvoluruz. Biteriz. Yani o dönem temettü vesaire vermiş mi bilmiyorum. İnşallah temettü vermiştir yatırımcılarına. Şöyle baktığımızda bakın. Bu regresyon kanal çalışıyor. Orta bantlar, nizami üst bantlar, alt bantlar var. Şu an bulunduğumuz noktaya baktığımız zaman burada orta bant seviyesine kadar inip tekrardan ralliye kalkmışız gibi duruyor. Dolayısıyla bu kanalın üstüne gideceksek az önce söylediğim seviyeler. Yani burada 45 bin, 50 binler görünüyor. Ama işte kaç yıl içerisinde gideriz? Burada tekrardan bir yataya bağlatıp az önceki içeride çizdiğimiz formasyon nezdinde yani az önce biz ne çizdik? Şöyle bir şey çizdik arkadaşlar. Şuradan alıp aynen. Şöyle. Şöyle. Tamam. Bu kanal içerisinde tekrardan ben orta banda indirim derlerse 6000 7000 seviyelerini bu şirketin test etmesi gayet olağan gibi geliyor. Teknik anlamda da birazcık şey sıkıntılı bir bölgede duruyor diye düşünüyorum. Ama temelde uzun vadeli, çok uzun vadeciler için bence uygun bir şirket. Çünkü çok da güzel temettü veriyor. İstiyorsanız gelin Ege'nin de bir temettüsüne bakalım. Benim temettü portföyümde olan bir hisse. Tabii yüksek verimlerden aldık. 300 lira dağıtılabilir temettü üretmişti. Geçen yıl, bu yıl muhtemelen daha da yüksek. Ege'nin iş yatırım mı yazacağız? İş yatırım. Şöyle bakalım. Sermaye artırımı ve temettüler gerçekleşen temettü. Bakın burada yüzdeleri aslında düşük görüyorsunuz ama dağıttığı temettüler gayet düzenli ve nizami geliyor. 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016. Bakın 2013'e kadar aralıksız temettü veriyor. Bu kadar aralıksız temettü veren şirket zor bulunur arkadaşlar. Bu tarafa çekiyorum. Bakın genellikle de böyle %50, %72 vesaire dağıtıyormuş. Geçen 2-3 yılda birazcık az dağıtmış. Ama buna rağmen %2,5'luk bir temettü burada verimine işaret ediyor. Ve hisse başı değere baktığınız zaman 70 lira, 80 lira, 70 lira, 80 lira dağıtıyor. Şimdi bu yılki karına baktığımızda Ege'nin 1 milyar 300 milyon yapabilir dedik. Burası güzel bir kar. Ne kadar dağıtsa bir temettü çıkıyor. Yani 1 milyar 300 milyon. 1 milyar 300 milyon bölü. Sermaye sadece 3 milyon 150 bin. Dolayısıyla fiyatı 9 bin lira oluyor. Böldüğünüzde hisse başına 412 lira düşebilir bu yıl için. Geçen 300 lira hesaplamıştık. Dağıtsa bir temettü.
Bu yıl 400 lira hesapladık. Şimdi geçen yıl %25 dağıtmış. Yine %25 dağıtsa 100 lira dağıtacak. 100 lira temettü demek bu hisse için yine %1'lik, %1,5'luk temettü verimine işaret ediyor. Geçen yılki gibi. Daha yüksek dağıtsa daha güzel bir temettü dağıtabilir bu şirket. Ama yatırımları vesaire var. Dolayısıyla çok fazla zaman yüksek vermesini beklerim. Yine düşük verir. Ama temettüdeki büyümesi gayet nizami. 24, 48, 69. Bu yılki hesapta biz 100 liraya yakın bulduk. Yani her yıl temettüsünü %50-60 artırabilen bir şirket. Bu şekilde düzenli temettü artırsın ama %1-2 versin. Bu birçok %10 veren şirketten çok daha iyidir arkadaşlar. Çünkü temettünün büyümesi de burada temettünün veriminden bir adım bence öndedir. Temettü büyümesi daha önemli. Çünkü uzun vadede temettü büyümesi temettü verimine göre daha çok para kazandıracaktır diye düşünüyorum. Böylelikle hem temettü konusuna bir değinmiş olduk hem de 4 tane güzel şirketi incelemiş olduk. Yine 55 dakika yapmışız. Allah affetsin bizi diyelim. Pazartesine hazırız bence. Bilançolar 9 Kasım'a kadar devam. Bu hafta full bilanço videosu da geçeceğiz. Hatta bu hafta biraz daha yoğun olur. Ondan sonraki hafta muhtemelen sarkanlar olabilir. Ondan sonra endekste şu haberler vesaire bir kendine gelsin. Piyasa bir düzelsin. Düzeltme hareketi derinleşecekse iyice derinleşsin. Ondan sonra tekrardan yatırımlarımıza şekil vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar.